Selam arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biraz geç saatte olsa hisse yorumlayıp genel durumlar hakkında bir bilgi vermek istedim. Bugün endeksin korkunç bir şekilde negatif bir geri dönüşle hisselerde tabanlar yaşadık. Bunlardan bir tanesi de Aselsan hissesiydi. Biliyorsunuz bizim yakından takip ettiğimiz ve 21 liranın üzerinde güçlü bir trende kalkma ihtimalini dip kesimden beri paylaştığımız hissede kritik olarak belirlediğimiz 29.06 seviyesinin üstünde kalmayı hala başarmış durumda. Teknik açıdan alt bölgede 21'li seviyelerden başlattığı trendi hala koruyor. Fakat bu trende artık tekrar geri dönüp bir temas mı yapacak, yoksa hani burada bir filama bölgesi mi oluşturmaya çalışacak, geri çekilip bu çanak katlama mevzunu bu bölümdeki gibi biraz yataya sarıp tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürüklemeye çalışabilir üst bölgeye doğru. Tabii endeksin komple şekilde, özellikle endeks 30 hisselerinin sert düşüşleriyle birlikte Aselsan hissesi de bugün düşüşe ayak uydurdu. Fakat baktığımızda düşüş hacmi öyle diğer yüksek hacimler gibi değildi. Taban yemesine rağmen hacim normaldeki hacmin 135 milyon. 105 milyonda kalmış. Hani bu fakir tesellisi diyebiliriz belki, ama teknik açıdan baktığımızda RSI kendi ortalamasını kırıp ve desteğini kırıp aşağı sarksa da MACD'ye sat sinyali ürettirmemiş. Hani bu bir nebze olsun, yarın buradan bir tepki verip tekrar yukarı doğru bir ivme kazanma ihtimalinin bizim için olduğunu ifade eder. Hani bugünkü düşüş zaten biraz saçma sapan bir düşüştü. Hani sebeplerini, şeylerini zaten biliyorsunuzdur. Bankaların yukarı doğru itilmesi ve sonra taban taban yemesi bütün endeks ayarlarını bozmuş durumda. Açılışlar, kapanışlar artık müdahale edilemez bir şekilde olmaya başladı. Taban açılışlar, işte kapanışa yarım saat kala yine şeye girme, söyleyeyim şunu, devre kesmeler falan. Bunlar tabii ki hisseleri ve yatırımcıları negatif etkiliyor. Ve negatif baskı bu şekilde devam ederken hisse fiyatlamalarında da yön bulmak oldukça zorlaşıyor arkadaşlar. Biz de bu noktada kendimizi daima önden gidip hani analizleri takip edip neler olduğunu, neler bittiğini kurgulayıp ana destek noktalarıyla olaya devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi teknik açıdan yine bahsettiğimiz en son bölümdeki 29.06 yatay desteğimizi artık daha önce burası kırılması için yeşil olarak çizmiştik. Artık aşağı kırılmaması için bu bölgeyi kırmızı seçiyorum ki hani ana destek bölgemiz burada olsun. Bu bölge, yatay destek bölgesinin bir artısı da 29.02'de yine aynı şekilde bir destek bölgesi olarak kullanılabilecek EMA 21 seviyesinin olması. Bu da hisse fiyatlamasında pozitif bir katkı sağlayabilir diye ümit ediyorum. Yine Aselsan hissesinde yukarı yönlü bölgeyi ittirebilmek için teknik açıdan EMA 21'in yanında biliyorsunuz hani EMA 21 desteğiyle beraberinde biz Hull sistemi de çok kullanıyoruz. Hull sistemde de baktığımızda Hull 14 altına sarkma ve Hull 55 seviyesinde de Hull 50 seviyesinde de bir destek bulma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte eğer teknik bu bölgeyi de aşağı kırarsa, dediğimiz gibi EMA 21'in seviyelerinin altına sarkmalar söz konusu olabilirse, bu 100'e kadar geri çekilmeyi görebiliriz ki bu noktada da alt bölümde 27.90, 27.50 seviyeleri ve hani bu bölgenin aşağı böyle bir açıyla süzüleceğini düşünürsek, hani bir hafta falan, 2 hafta falan burayı sürdürüp ana trende bir temas etme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Yine bu bölgeyi aynı şekilde bahsettiğimiz gibi diğer farklı açılarla da görmeye çalışalım. Özellikle aylık piyot değerinin teknik açıdan R2 ve R1 seviyelerinin destek bölgesi, yani şu ara bölgenin rezonans bölgesi olarak kullanıp burada birkaç gün geçirebilirse dengeleme açısından, yani 28.53, 30.99 arasında fiyatlama buralarda takılıp realize olur. Özellikle de RSI 50 bandına kadar sarkıp tekrar buradan bir dönüş yapabilirse hisse daha güçlü şekilde yukarı doğru dönme ihtimali artar diye düşünüyorum açıkçası. Yine arkadaşlar, bizim klasik olarak kullandığımız yakın trend ortalamalarını da şöyle bir göz atmış olalım.
Şu an 4 saatlik periyotta grafiği şekillendiriyoruz. Fakat fark etmez hangi periyotta bakarsak bakalım. Bu ortalamalarımızın rakamları sabittir, değişmez. Teknik açıdan klasik olarak beyaz ve sarı ortalamanın üzerinde kaldığı sürece fiyat trend kendini devam ettirmeye çalışıyor. Bu bölgede baktığımızda daha önce maviye temas gelmiş. Şimdi mavinin altında kapanışla yeşile doğru bir sarkma söz konusu olacak gibi gözüküyor ki bu da şu an için 29.06 28.96 seviyesi önemli destek bölgesi olduğunu görüyoruz ama teknik açıdan ben şunu belirtmek istiyorum. RSI'nin saatlik periyotta alt bölgede ana desteği var. Defalarca çalışmış olan. Bunu yukarı doğru tekrar çevirip çevirmeyeceği önemli olacaktır. Bu bölgeyi tekrar yukarı alabilirlerse ilk etapta teknik açıdan kendi ortalamasına kadar bir ivmelenme söz konusu olur ki bu da hisse fiyatlamasını yukarıdaki bölgede 32-48'lere kadar hatta 33'lü fiyatlara kadar ittirme ihtimali doğurur. Teknik açıdan baktığımızda. Hani bu bölgenin daha yukarı gidebilmesi veya geri çekilme alanları ne şekilde olur diye düşünecek olursak hemen şu bölgede hani teknik olarak baktığımızda arkadaşlar şu iki yatay bölge arası bizim zaten bir önceki grafikte rezonans bölgesi olarak belirtmiştik. Hani bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece fiyat düzeltme içerisinde kalır. Bu bölgeyi de şunun son bölgesi diyelim. Şuradan bir açıyla şöyle bir hareket alanı yakalamış olursak hani bu bölgede sanki bir solumuz, baş, tekrar sağımız mı üretecek diye şekilsel olarak bir görüntü görüyorum ben. Bu çalışır çalışmaz diye bir tecrübem yok ama hani görüntüsel olarak bunları görüp çizmek ve belli noktalarda ne şekilde çalışıp çalışmayacağını izlemekten zarar gelmez teknik açıdan. Bence buraya şekil olarak bunu çizmenin hiçbir zararı olmaz. Tam tersine görsel olarak bizi sürekli tetikte tutar. Bu bölgeyi aşıp aşamayacağını net bir şekilde görmemizi sağlayacaktır. Özellikle şu anda baktığımızda teknik açıdan saatlik periyotta yarın bu bölgenin baktığımızda 29.36'lı seviyelerin çok önemli bir destek noktası olduğu karşımıza çıkıyor. Hani alt bölümde 29.06 var, 29.36. Hani bu bölümü net bir şekilde güçlü bir bölge olarak ilan etmeye çalışan bir durum söz konusu olduğunu ifade etmiş olalım. Şimdi teknik açıdan yine arkadaşlar bahsettiğimiz bölgeleri yukarı doğru ittirebilmesi için hissenin dediğimiz gibi özellikle hacimsel gücün pozitife dönmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Son bölümde baktığımızda saatlik periyotta hacimler hep satış şeklinde ilerlemiş. Yarın saatlik periyotta özellikle açılış itibariyle yukarı yönlü bir hareket alanı oluşturarak dediğim gibi tekrar bir ittirme hareketi görebiliriz veya eksi açılış yapıp hani eksi 2 falan eksi 1 2 açılış yapıp oradan tekrar yukarı bir ivmelenme görebiliriz. Bakalım ne şekilde olacak? Özellikle ben de merak ediyorum. Bu hissenin 29.06 üzerinde durduğu sürece teknik olarak üst bölüme doğru gitme potansiyelinin olduğunu zaten daha önceki şu ilk grafiğimizde şekilsel olarak ifade etmiştik. Üst bölümde zirvesel rakam hemen hemen 40 lira civarına yaklaşık. Bakalım önümüzdeki bu hafta özellikle 3-4 gün çok hareketli geçeceği benziyor. Endeksin bu agresif hareketleriyle birlikte bir anda aşağı bir anda yukarı gidebilir modunu bu şekilde devam ettirirse oldukça bu testere piyasasında diyeyim çok harcanan ve çok zarara uğrayan yatırımcı olabilir. Herkesin çok dikkatli davranmasını ve özellikle yakın stoplarla hisselerini takip etmesini tavsiye edebilirim. Yapabileceğimiz budur. Teknik açıdan terse işlem yapma kapasitesi olanlar için zaten ben çok sorun görmüyorum. Onlar ne yapması gerektiğini zaten biliyorlardır. Evet arkadaşlar biraz uzatmış olabilirim kusura bakmayın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın umarım bugünkü kötü günün ardından güzel bir ve bolca yeşilli bir gün kapanışı yaşarız. Herkese tekrardan iyi geceler diyorum. Kendinize iyi bakın.